Test sonuçları nasıl? Kötüyse söylemeyin yalnız. Kötüyse duymasam daha iyi. Endişelenmeyin, kolonoskopi temiz. Biyopside o korktuğumuz hastalığa Erdem Chester bulgusuna rastlamadık. Yani can iyi olacak. Sadece basit bir virüsmüş, öyle değil mi? Elimizden geleni yapacağız. Ne oluyor hocam? Ne bu? İdrar. Hadi be. Ne renk? Normalden çok daha koyu. Yani? Evet hocam, haklı olabilirsiniz. Böbrekleri pek iyi durumda değil. Hatta zehir gümüşle aynı vaka bile olabilir. Ne demek istiyorsunuz? Hocam anlatacak size. Canım böbrekleri iflas ediyor. Yani sizi burada biraz daha misafir edeceğiz. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Hiç ilerleme yok. O kadınla aynı hasta dediniz. Hastalığı nedir? Tedavisini biliyorsunuz, öyle değil mi? Bakın, benim şimdi aşağı inmem lazım ama sizi sık sık bilgilendireceğiz. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Dengesizlik ve böbrek yetmezliğine ne sebep olur? Biyopsi yapabilirim. Gel buraya Celal. Gel. Bitti o savaş. Çok oldu o savaş biteli. Artan kreatin seviyesi ne demek? Böbrekler bize konuşuyor demek. Ne diyor böbrekler? Eyvallah babalar. Siz bizsiz yola devam edin. Bizden bu kadar, hakkınızı helal edin diyor böbrekler. Neden? Neden böyle bir şey söylüyorlar? Niye böyle oluyor? Mantıklı bir açıklama. Saksı zamanı. E. coli 0157 kanlı ishal neden olur. Ve hemolitik üremik sendromu yol açar. Bakterinin saldığı toksinler böbrekleri iflas ettirir. Plazma ferez yapmalıyız. Bravo. Bravo. Çak. Aklın yolu bir. Ben de aynı şeyi yapmıştım 12 sene önce Seher Hanım'a. İşe yaramadı. Geçiniz başka. Gut Pasteur sendromu. Dolaşıma giren antikorlar böbrek yetmezliği ve kanamaya yol açar. Mor papüller. Hı? Mor papüller. Eğer seherin yolundan gidiyorsa bize ilk ses verecek organ beyin. Buradan yola çıkarsak ağır metal zehirlenmesi olabilir. Olamaz, çünkü o zaman hematokrit seviyesi düşük olurdu. Canınki şu an 44. Seherinki de bir... 42'nin altına hiç düşmedi. Dosyayı mı ezberlediniz? Hepsini mi? Ya uğurlu rakamım 42. Peki ya lenfoma? Böbrek yetmezliğine, gastrointestinal kanamaya ve beyinde infiltrasyona yol açabilir. Seher Gümüş'te lenfoma var mıydı? Hiç öyle bir semptom göstermedi. Ama eğer bu kadar ilerlemiş bir lenfoma varsa mutlaka kanda veya beyinde saptanır. Nişantaşı, periferik yayma yap, immün kimyasal analiz ayarla. Dolapdere, sen de MR çektir. Ben de İpek Hanım'ı arayıp haber vereyim. Hayır, vermiyorsun. Hocam, karın ağrısı zannediyor sadece. Bilmesi gerekiyor. Hayır, gerek yok. Ne olacak şimdi gelse İpek hocanız? İki filmden birini izleyeceğiz. Ya benimle aynı fikirde olacak, o zaman ona ihtiyacım yok, çok sıkıcı. Veya benimle aynı fikirde olmayacak. Zaten bu filmi 1000 kere izlediniz. Ha? Sıkılmadınız mı? Sıkıcı. Kapat. İnsanların sizinle aynı fikirde olmamasını kaldıramıyorsunuz değil mi? Altımda çalışanlar, affedersiniz sizden bahsediyorum. Benimle aynı fikirde olmazlarsa harika, sağlıklı bir şey. Öyle değil mi? Zaten bunun için maaş alıyorsunuz. Saksı zamanı. Hatırladınız mı? Kapito. Ha? Ama üstümdekiler fikir vermek yerine köstek olurlar. Hiç gerek yok. Kalsın İpek hocanız orada. Şu anda işi başından aşkın zaten. Çok meşgul. Tamam. Peki. Galiba ne düşündüğünü biliyorum. Yani bu şık elbiseyi hastane koridorlarında sürünsün diye mi giydim? Saçımı yaptım, makyajımı yaptım, ojelerimi sürdüm. Hepsi bozuldu, hepsi mahvoldu. Allah kahretsin diyorsun içinden. Ama işte hep aynı meseleler. Çok komik
Ama keşke siz de birazcık düşünseniz. İpek Hanım'a haber vermemek bize neye mal olacak? Doğru olanı yapmamak nedir falan diye birazcık düşünseniz keşke. Düşünmeye pek vaktimiz yok sanki ya. Sen de Hekimoğlu tarafında mı olacağım, İpek tarafında mı olacağım diye düşüncene biraz daha vakaya konsantre ol. İpek Hanım gelirse ne diyeceğiz peki? Sonuçta çocuk onun hastası. Ve bu durumu sadece basit bir ishal vakası zannediyor. Bak biz Hekimoğlu'nun ekibindeyiz. Hekimoğlu'nun talimatları da çok net. İpek Hanım'ın zaten bağış gecesinde olması gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Biz de çocuk için elimizden geleni yapıyoruz. İş tanımımız çok belli yani. Belki durum kötü giderse haber veririz ha. Ne dersiniz? Gerçekleri söylemek için illa ölmesini mi bekleyelim? Yapma ya. Sence ben onu mu söylüyorum Zeynep ha? Yani böyle her şeyi abartmak zorunda mısın? Sizin sorununuz şu. Başlıyoruz yine. Sana ben bir şey söylemiyorum. Seni bozar zaten öyle izin istemek, fikir almak falan. Sana bir şey demiyorum. Evet, bana bir şey söyleme. Beni bozar. Arkadaşlar, biz 6 yaşında bir çocuğu mu tedavi ediyoruz yoksa Hekimoğlu'nun 12 yıl önce kırılmış egosunu mu? Ya önceki vakayla benzer semptomlar olabilir, tamam. Ama çocuğun nesi var tam olarak bilmiyoruz. Ya manipüle ediyorsa hoca bizi, aklımızı bulandırıyorsa, bize başka bir akıl gerekiyor. Haber vermeli miyiz sence? Ya bak Zeynep, başta ben de şüphelendim. İki vaka arasında bağlantı kurmak için zorluyorsan, ama öyle değil. Çocuk hasta. Çocuğun böbrekleri iflas etmek üzere neredeyse. Tamam, doğru yoldaysak, doğru olanı yapıyorsak neden İpek Hanım'a haber vermiyoruz? Onu anlamıyorum. Git ver Zeynep. Yeri belli. İpek Hanım buyurun. Lütfen. Efendim? Doktor, ben oldum uçaktırma. Kısa net yanıtlar istiyorum senden. Dikkat çekmiyorsun. İpek oynuyor mu hala? Evet. Yani tekneler, gemiler denizde pupa yerken gidiyoruz. Güzel. Fatih Sultan Mehmet. Tamam. Gemileri karadan yürüteceğiz. Ruhu bile duymayacak İpek'i. Ateş mi o? Söyle, bahisler 20'ye 40. Gelecekse gelsin. Doktor! Bu akşam ipeği yere sermemiz lazım. Eğer yenilirsek ayvayı yeriz. Bir sene dilinden kurtulamayız ona göre. Bir şey söyleyeceğim. Neredesin sen Allah aşkına ya? Ha? Az önce gördüm, elin iyiydi ama bıraktın gittin. Ne yapıyorsun? Neyin peşindesin? Neredesin söyle bana. Ne yaparım ben? Ya dizi, ya basket. Dizi var bu akşam. Önemli bölüm. Düğüm çözülüyor. Reklam arasına gittiler. Hadi. Hadi şimdi sen söyle bana bakalım. İpek ne alemde şu anda? Ha, işte hasta yaşam destek ünitesine bağlı ama yakında çekeriz fişini. Siz benden bahsediyorsunuz. Elinde ne var? Kalp ritmi yüksek bayağı. Kupa. Kupa kaç tane? Floş mu var elinde? Vallahi test sonuçlarını bekliyorum, bilemiyorum şu anda. Sodasını içiyor mu doktor? Soda. Dehidrasyon yok. Blöf yapıyor. Ah İpek ah. Hayatın blöf, hayatın blöf. Doktor, tüm fişlerini sürüyorsun oyuna. Hadi bakalım, rastgele. Ha? Gerçekten mi? Sür, 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 sür. Peki. Gerçekten mi? Gerçekten mi ya? Maç açacak. Efendim, döper. Kupalarını göster. Kaybettim. İşte bu. Kaybettim. Senin yüzünden kaybettim. İt it. İyi de, iyi de gidiyordum. Kaybettim seni. İyi. Doktor, kusura bakma. Benim yüzümden. Affedersin. Ama her işte bir hayır vardır. Ha? Her işte bir hayır vardır. İyi tarafından bakalım. Şimdi İpek yenilseydi bir daha hayatta oynamazdı. Rakibimizi tanıyalım, öyle değil mi? Yendikçe kasa gelir İpek. O yüzden bir sonraki tur her şey daha güzel olacak ona göre. Tamam. Hadi bakalım. Zafer bizim olacak doktor. Arayacağım ben seni sonra.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.